Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomda sizlere Roma rakamları, diğer ismiyle Romen rakamlarını öğreteceğim, anlatacağım. Bakın burada bir saat, işte böyle bazen saatlerin üzerinde Roma rakamlarını görüyoruz ya da bazı kitaplarda görüyoruz. Peki nasıl oluşturacağız? İsterseniz siz de benimle beraber yapabilirsiniz. Bir tane boş bir kağıt alın. Benle beraber siz de öğrenmiş olursunuz. Şimdi bir doğal sayısı için Romalılar bir tane çizgi yapmışlar sadece. Bakın burada görüyorsunuz. İki doğal sayısı için iki tane çizgi koymuşlar yan yana. Üç doğal sayısı için üç tane çizgi koymuşlar. Üçten sonra artık dört tane yapmamışlar dört doğal sayısı için. Çünkü çizgiler karışabilir. Yani Roma rakamlarında kural şu. Aynı şekilden üç tane yan yana koyabiliyorsunuz ama dört tane koyamıyorsunuz. Peki 4'ü neye dayanarak yapmışlar? İlk önce 5'i göstereyim ben size, sonra 4'e dönelim. 5 doğal sayısı için büyük bir V harfi gibi benzeyen bir şekil. Bu şekilde bir sembol kullanmışlar. V harfi gibi bizim. Buna 5 demişler. 4 ise şöyle oluyor. 5'ten 1 çıktı. Yani 5'in arka tarafına, gerisine koyarak 5'ten 1 çıktı 4 manasına gelmiş yani. Peki 6'yı oluşturalım. Bir tane 5 ve ilerisine, önüne yani ileri tarafa koyarsanız 5 bir daha 6. Bu şekilde düşünmüşler ve 6'yı böyle sembollemişler. 7, evet bir tane 5 yaparız, 2 tane çizgi yaparız. Bu şekilde. 8'i siz de tahmin ettiniz sanıyorum. Bir tane 5, 3 tane çizgi. Şimdi 9'u böyle yapamıyoruz. Bir tane 5, 4 tane çizgi koyamıyoruz. Ne demiştik? 4 tane aynı sembolden kullanamıyoruz. İsterseniz ilk önce 10 yapalım, sonra 9'a dönelim. 10 sayısı için büyük bir çarpı işareti sembol kullanılmış. Buna da 10 demişler. 9 ise şöyle yapabiliyoruz. 10'dan 1 çıktı. Yani 10'un arka tarafına bir tane 1 koyduğumuzda 10'dan 1 çıktı. 9 manasına geliyor. Peki 11'i nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz. Bir tane 10 koyarız. Bir tane de 1 koyarız. Değil mi? 12. Onu da yapalım. Bir tane 10. İki tane de çizgi koyduk. Oldu 12. 13'ü yapalım. Bir tane 10. Üç tane çizgi. 13. 14. O da kolay. Şöyle bir tane 10 yaptık. 4'ü öğrenmiştik zaten. Değil mi? O zaman şöyle bir de 4 koyarız yanına. Bakın 10 ve 4. 14 oldu. 15'i de yapalım. Bir tane 10 koyuyoruz. Ve yine buradan 5'e bakıyorum. V harfiydi. Ne oldu? 15 oldu. Devam edelim. 16'yı yapalım. Bir tane 10. Bir tane 5. Bir tane de 1. Yani 6 değil mi? Ne oldu? 16 oldu. 17. Yine bir tane 10 ve 7. 5, 6, 7. 17 oldu. 18'i yapalım. Bir tane 10, bir tane 5, 15, 16, 17, 18. 19'u yine şöyle yapabiliriz. Bir tane 10, 9 nasıldı? Şöyleydi değil mi? Evet, bu şekilde 19'u gösterebiliriz. 20'yi tahmin etmişsinizdir. 2 tane 10 koyduğumuz zaman 20 oluyor. Şimdi sizler 3. sınıfta 20'ye kadar öğreniyorsunuz. Fakat bazen öğrenciler daha büyük sayıları da merak ediyorlar. Ben sizlere büyük sayılardan da 1-2 tane göstereyim. Mesela 30 yapmak istiyorsunuz. 3 tane 10 koyabilirsiniz. İşte 30 oldu. 40 yapmak için 50'yi bilmemiz gerekiyor. Çünkü 4 tane 10 koyamıyoruz. Peki 50 hangi sembolle gösteriliyor? Büyük bir L harfiyle gösteriliyor. Şimdi 40'ı yapabiliriz. 50'den 10 çıktı. Bakın işte oldu 40. Peki 100 sayısını nasıl sembolize etmişler? Büyük bir C harfi yapılmış. 90 yapmak istersek nasıl olur? Şöyle olur. 100'den 10 çıkarırız. Yani şöyle 100'den 10 çıktı. İşte 90 oldu. Örneğin bir de 70 yapalım. Sonra sorulara geçelim. Bir tane L harfi yaptık. 50. İki tane de 10 koyarız. İşte oldu 70. Bu şekilde büyük sayılardan da birkaç tane örnek göstermiş oldum. Şimdi biraz da soru çözümleri yapalım. Birinci soru.
Aşağıdaki Romen rakamlarından en büyüğü hangisidir diyor. Hemen bakalım burada ne var A şıkkında? 10 ve 9 yani 19 var. B şıkkında 10, 15, 16. C şıkkında 10 var. En büyük A şıkkı oldu. Cevap A şıkkı. 2. Aşağıdaki Romen rakamlarından en küçüğü hangisidir diyor bu kez. A şıkkında 10 var. Burada 5, 6, 7, 8 var. Burada 10 ve 4 var yani 14. En küçük B şıkkı 8 oldu bunların içinde. B şıkkını işaretledik. Üçüncü soru. Buradaki toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi buradaki sembol neydi? 5 artı 5 o da eşittir. Ne oluyor? 10. 10 C şıkkında var. O zaman C şıkkını işaretleyelim. Diğer kağıdımıza bakalım. Aşağıda verilenlerden hangileri doğrudur diyor. Birinci ifade 12 ama burada 10 ve 4 var. O zaman bu yanlış. Yani 12 şöyle yazılıyor. İkinci ifade 9. Bakıyorum 10'dan 1 çıktı 9. Bu doğru. Diğeri 17 yazıyor. 10, 15, 16, 17, 18. Bir tane fazla çizgi konulmuş. O zaman bu ifade yanlış. 20'ye bakıyorum 2 tane 10. Evet bu da doğru. Yani 2 ve 4. ifadeler doğru. Cevap burada B şıkkı olmalı. 5. soru 76-63 işleminin sonucunun Romen rakamıyla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Çıkarma işlemini yapalım bakalım ilk önce. 76'dan 63'ü çıkaralım. 3, 13. Cevap 13 olması lazım. Bakıyorum burada 19 var. Burada 12 var. İşte 13 C şıkkında. Cevap C şıkkı. 6. Aşağıdaki Romen rakamlarından hangisinin okunuşu doğrudur diyor. A şıkkında 10, 11, 12 var ama karşıya 13 yazılmış. Yanlış. Burada 15 var. Karşıya 14 yazılmış. Yanlış. Burada 5, 6, 7. Evet doğru yazılmış. Cevap o zaman C şıkkı oldu. Son kağıdımızdaki soruları da çözelim. Buradaki Romen rakamlarından hangisi en büyüktür diyor. Şimdi bakalım burası 6. Burası 13. Burası 9. 15 ve 14. Hangisi en büyük? 15 en büyük buradaki sayılardan. O zaman cevabımız B şıkkı olacak. İşaretledim. 8. Onlar basamağında 1, birler basamağında 7 olan doğal sayının Romen rakamıyla yazılışı hangisidir? Buradaki doğal sayı 17 oluyor yani. O zaman 17 nerede? Bakıyorum 15. Burası 16. İşte burada 17 C şıkkı oldu. İşaretledim. 9. Aşağıdakilerden hangisi bir basamaklı en büyük doğal sayının Romen rakamı ile yazılışıdır? Bir basamaklı doğal sayıların en büyüğü biliyorsunuz 9 değil mi? O zaman şıklar arasında baktığımda cevap B şıkkı oluyor. 9 burada yazıyor. Ve son soru aşağıdakilerden hangisi bir Romen rakamı olamaz diyor. A şıkkında bir çizgi var bu olabiliyor değil mi? B şıkkında çarpı büyük bir çarpı işareti var. Bu da olabiliyor. 10 biliyorsunuz bu da 1'di. Ama artı işareti Romen rakamları içerisinde yok. O yüzden cevabımız C şıkkı oldu. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.